Herkese merhaba. Bugün sizlerle bir alışveriş videosu da beraberim. Sadece kozmetik ürünleri aldığım bir hafta mı oldu desem, bir ay oldu. Evet, geçen ay hiçbir şey almamıştım. Sadece bir tane ruj almıştım. Bu ay böyle biraz abarttım. Abartmanın dibini vurdum galiba. Evet, şimdi şöyle oldu. İnternetten alışveriş yaptıklarım var. Gidip aldıklarım var tabii. Ama ben hepsini karışık göstereceğim. Çünkü çok ayrıntı oluyor. Çok bla bla giriyor oraya. O yüzden ben önce en eski aldıklarımdan bahsedeyim. Öncelikle internetten Inglot'un bir varmış bir yokmuş da indirimi vardı. İkinci anı %50 indirimdi bir de. Ben böyle birkaç tane şey aldım. Pigment aldım gözlerim için. Gözler için tabii ki yani. Şöyle. Şunu şu an yüzümde olan bu. Bunlar 12.90 gibi fiyatta. Açıkçası morun pigmenti çok güzel değil. Yani buna göre çok güzel değil. Çünkü bu direkt gördüğünüz rengi veriyor. Neyin üstüne sürerseniz sürün. Şöyle mor daha çok altına mor sürdüğünüz zaman güzel durabileceğini düşündüğüm bir renkti. Daha sonra tekli farlardan aldım. Bir gün elbet benim de nasıl desem şu magnetizmalı far paletlerine olacak diye düşünerekten kare kare şöyle bu daha parıltılı mesela bir kırmızı renk aldım. Bir tane sarı aldım. Bazı olarak kullanmayı çok seviyorum çünkü sarı rengini gözlerimde. Bir tane de mor aldım. Mor ve sarı tamamıyla mat ama kırmızı dediğim gibi biraz parlak. Bunları daha kullanmaya vaktim olmadı. Ama kesin yaz makyajı olarak bir tane videoda bunları kullanmayı düşünüyorum. Ups gitti. Daha sonra internetten aldığım bir başka ürün ise şu an kirpiklerimde olan Ardell Demi-Vis Peace. Evet. Çok merak ediyordum kendisini. Belki siz de diğer yabancı bu youtuberlardan duyuyorsunuzdur. Hepsi Ardell Demi-Vis Peace kullanıyorlar. Demi-Vis Peace kullanıp duruyorlar. Ben de bir tane denemek için aldım. Çok çok beğendim. Yani gerçekten çok doğal bir duruşu var. Hem de boyutu çok iyi. Yani kesmek zorunda kalmayacağınız bir boyut öyle söyleyeyim. Yani benim mesela atıyorum şu kadarcık bir alan aslında daha uzun da olabilir. Yani benim diğer kullandıklarım daha uzundu bundan. Öyle bayağı beğendiğim bir ürün oldu. İnternetten bunları aldım. Ha bir de şey Inglot'tan ruj aldım. Bir şey daha aldım Inglot. Ha Inglot'tan bir şey daha aldım. Evet. Inglot'tan şöyle bir ruj aldım. Bunu sıvıştırmak istiyorum çünkü bu çok tam göründüğü gibi değil. Yani içinde biraz böyle sedef var. Aslında güzel. Yazın kesinlikle kullanırım. O yüzden memnun kaldım. Bu da 12 lira gibi bir fiyat vardı. Tekli farlar 7 liraydı. Sonra bir tane de böyle yine magnet şeye takacağımız bir allık aldım. Bunu da göstermek istiyorum. Rengi çok çok güzel bir renk. Bu da tam ağır makyajlara gidecek bir renk. Bugün aslında görseydim bunu kullanabilirdim makyajda. Ay tırnağımı mahvettim ama. Şöyle gördüğünüz bir renk. Bu rengi de beğendim. Son olarak aldığım ve gerçekten bayıldığım bir ürüne geliyorum. Daha önce denememiştim. Dün akşam deneme fırsatı yakalayana kadar. Yine şöyle bir jel eyeliner. Bunun siyahı yoktu. O yüzden almadım ama siyahın yani mavisi böyleyse siyahı nasıldır düşünemiyorum. Çok güzel. Yani hani buradaki mavi rengi direkt gözlerinizde görmek denedim ki yani hani orada biraz çıkıntı göreceksiniz. Buradaki rengi direkt eyeliner olarak orada görmek beni çok mutlu etti açıkçası. O yüzden artık siyah eyeliner yerine mavi eyeliner çekebilirim. Benim Inglot'un alışverişim ve internet alışverişim bu şekildeydi. Şimdi gelelim Wet n Wild'ların Türkiye'ye gelmesi ve Wet n Wild'lardan aldığım ürünlere. Ben toplamda 4 tane şey almışım. Tabii ki de konforsundan aldım. Bununla kuzenime hemen bir makyaj yaptım, denedim. Çok beğendim. Şu renk özellikle çok hoşuma gitti. Ama şöyle söyleyeyim. Açık renkler çok iyi renk vermiyor ama koyu renkler çok iyi renk veriyor. Bunu çok beğendim. Konfor zonu merak edip alabilirsiniz tabi. Bunun fiyatı 19.90'dı. Yanlış hatırlamıyorsam 20 lira gibi bir fiyatı vardı. Zaten gratis indirimde değildi. İndirimde olmasına ihtiyaç var mı? Sanmıyorum. Çünkü fiyatlarına göre çok çok iyiler. Hani öyle söyleyeyim. Arkasında da şöyle açıklamaları falan var. Şöyle. Bunlardan ben daha alırım. Evi ve tam vaatlerle kaplarım diye düşünüyorum. Ama daha bununla ilgili bir video çekmedim. Onun yerine bu küçücük paletle bir video çektim. Şu pembe renkli. Onu da en yakın sürede göreceksiniz. Ben bu paletteki, özellikle bu üçlü paletteki renklerine bayıldım. Ayrıca çok iyi renk veriyorlar. Yani hani
Bendeki birçok palete, yani biliyorsunuz uygun ürünler falan almaya çalıştığım için onlara kıyasla, yani şu 14.90'dı galiba. 14.90'lık bir far paletinden bekleyeceğinizden daha fazlası. Nefessiz kaldım. O yüzden ben özellikle şu küçüğü çok sevdim. Bunun adı da I'm Getting Sunburned adlı bir adı var. Şöyle görüyorsunuz. Kesinlikle çok güzeller. Bayıldım. Şimdi Wet n Wild'den aldığım başka bir ürün ise Think Pink adlı ruj. Şöyle çok pembe gözüküyor. Şu an nasıl gözüküyor bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çok pembe. Bunu da hemen sıvıştırmak istiyorum sizlere. Ama içinde biraz turunculuk var. Yani ben dudağıma sürdüğüm zaman daha turuncu gibi gelmişti. Şöyle görüyorsunuzdur belki. Birazcık içinde turunculuk olan bir ruj. Bir tek beğenmedim yani. Ruju çok beğendim. Neden beğendim? Çünkü ben de hemen bulursam nerede? Bulamadım. Bulamadım. Bende NYX'in bir ruju vardı. Soft Matte serisinden. Onunla renk olarak çok benziyorlar. Fakat bu da çizgilere biraz doluyor. Çok zor sürülüyor diyorlar ama ben hani bu tarz rujları sevdiğim için bana zor gelmedi. Sevmediğim noktası şu plastik kapağı oldu. Hep kirleniyor. Böyle bir çirkin bir görüntüsü oluyor. Daha sonra bir tane oje almak istedim. Oje de şöyle Grace Anatomy adlı ojesi. Aslında bu rengi verse, yani bu rengi 4-5 katta falan vermese çok güzel bir şey. Top kot gibi sürülüyor. Yani hani bu mesela atıyorum böyle bir renk, böyle bir ojenin üstüne sürerseniz daha çok kendini belli edecekmiş gibi geldi. Ya da böyle yeşil bir ojenin üstüne sürseniz kendini daha çok belli eder gibi geldi. Daha bir kere denedim. Çok büyük memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Gratis alışverişim Wet n Wild'larla bu şekildeydi. Başka bir şey aldım mı? O gün almadım galiba. Daha sonra Flormer'a gittim. Önceden de gitmiş olabilirim, emin değilim. Flormer'dan da bu paleti aldım. Ama şu paletten büyük bir hayal kırıklığı bence. Renkleri vermiş açısından falan çok kötü. Ben beğenmedim. Sadece Fix Plus'ta falan kullanıyorum. Kendi yaptım. Renkli biraz. Renkli bir far olduğu için aslında aklımı çeldi. Şöyle turuncu olması içerisinde yeşil olması falan. Birazcık baktığınız zaman aslında sulu boya gibi duruyor paletin kendisi. Flormer'dan bir de oje almıştım. Bu ıslak görünümlü olanlar, jel görünümlü olanlardan mavisini aldım. Böyle çok bahsedilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum onun. Onun dışında şimdi gelelim yakın zamana neler aldım. Öncelikle gratisin ilk indirim gününde ben gittim ama bir şey alamadan çıktım. Kartımda bir sorun vardı. Neyse o gün ablam sağ olsun Benri'nin kuru şampuanını almış ve Duvan'dan Fetimo pudra almış. Ben Benri'nin kuru şampuanı denedim. Yani ilk yani saçlarım çok normaldi denediğim zaman. Dolgunlaştırdı ama diğer kuru şampuanlarla karşılaştıramadığım ve bilmediğim için doğal karşılaştıramıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda videolarımda nasıl bir sonuç aldım ya da neler yaşadım onu kullanırken bahsedeceğim. Ya ben bu şeyleri mahvetme konusunda çok kötüyüm ya. Ayrıca bu çok kötü hissettim şu an. Seksim ama içini böyle şey yaptım da tırnak yaptım da ona üzülüyorum. Seksim ama'nın beğendiğim bir yönü. Hatta şimdi süreyim biraz. Görün istiyorum. Yani sürdüm zaten videoda da. Bir daha görün diye sürebilirim yani. Pudradan zarar gelmez. Çok satenimsi bir görünüme sahip oluyorum bunu sürdüğüm zaman. Ben çok beğendim. Pudra Rimmel Instamat pudrasından daha fazla beğendim. Yani onu bir söyleyeyim. O onu sürdüğüm zaman evet pudra sürüyorsunuz ama çok bir işe yaramış gibi gelmedi. Bu en azından yüzümü pürüzsüz gösteriyor. Bu yüzden sevdim bunu. Bunlar ablamın aldıklarıydı. Şimdi ben dün gittim. Dün yani bugün ayın kaçı? 10'u galiba. Bugün ayın 10'u. Ben de dün 9'unda gittim. Gratis gratis dolaştım. Nude Tut paletini çok merak ediyordum. Onu aldım. Zaten videolarımda dilimi sürüşerek kullandığım şey palet olduğunu biliyorsunuzdur belki. Renkleri tam benlik renkler. Kesinlikle kullanacağım yani. Hani her türlü ben bunu artık bunu kullanırım diye düşünüyorum. Diğerlerini de kullanırım ama bunu çok beğendim. Sonra Balm'dan Şans Eseri göz bazını buldum. Çok ilginç değil mi? Göz bazını buldum yani. Put a LED on it. Bunu ben Beşiktaş'taki gratisten buldum. Bu ikisini Beşiktaş'taki gratisten aldım. Son iki tane vardı. Ben bir tanesini almış bulundum. Çok çok sevindim bunu bulduğum için. Daha sonra bunlardan başka bir şey yoktu zaten o gratiste. Çok boşalmıştı. Metro City'ye gittim. Metro City'de ayrıca Rossmann olduğu için ve Rossmann'ın %50 indirimde olduğunu bildiğim için de
Önce gratisten eyeliner almak için gittim. Gratis'te Balm'ın eyelinerini buldum. Gerçekten bahsedildiği kadar çok güzel bir eyelinermiş. Şu an gözünde olan eyeliner. Sürmesi çok kolay. Ben normalde ince uçlu likit eyelinerı hiç süremem. Bunu gayet güzel sürdüm ve güzel bir kuyrukta yarattım. Bayıldım. Şimdi Nude Tattoo 34.95 gibi bir şey aldım. Bunun fiyatı da 15.95 gibi bir şeydi. Eyeliner da 13.5 gibi bir şeydi. Net hatırlamıyorum fiyatlarını. Bu şekildeydi. Fişlerim de yakınlarımda değil. Daha sonra Rossmann'a indim. Rossmann'da NYX markasının olduğunu bildiğim için heyecanlıydım açıkçası ama çok fazla ürün seçeneği yoktu. Rujlardan almak istedim ama şimdi bir ruju 15 lira vermek içimden gelmedi. Bir de zaten onların yapılarını bildiğim için çok da almak istemedim. Onun yerine bir kapatıcı almak istedim. Çünkü daha önce Revive Rup'un bir kapatıcısını aldım. Ben bundan da bahsedeceğim. Rossmann'dan Revive Rup'un kapatıcısını aldım. Bu tamamıyla aydınlatma özelliği için yapılmış bir şey bence. Çok güzel aydınlatıyor. Kapatıcılık özelliği de hani 5 falan, 10 üzerinden 5 verebilirim. Ama NYX'in bu kapatıcısını gözüm çarptı aldım. Çünkü daha önce HD kapatıcısını kullanmıştım ve çok beğenmiştim. Buna da bir şans vermek istedim. Bunu da 18 lira gibi fiyata aldım. Normalde 25 liraydı. %50 indirim neredeydi anlamadım. Ama bir kere denemek istediğim için verdim bu parayı. Bugün şu an gözlerimin altında bu var ve gerçekten çok beğendim. İlk izlenim olarak çok 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 güzeldi. Rengi biraz bana açık. Muhtemelen aydınlatıcı özelliğini kullanacağım daha fazla. NYX'in bu full cover için muhtemelen yazısını yazmayı düşünüyorum bloğumda ki onun aşağı linkini koyuyorum. Daha sonra Revive Rup'un şeye gittim. Standına gittim. İlk tane ruj aldım oradan da. 3,5 liraydı rujlar. Yani inanılır gibi değil. Şu rengin güzelliğine bakınca ama oradan nasıl bir renk çıkıyor bilemiyorum. Ya biraz bu aslında bayağı pembe mor gibi duruyor orada ama şöyle ilginç bir şekilde ha şöyle belki heh. Burada rengi belki daha rahat görürsünüz. Şöyle pembiş bir renk. Hemen onu da göstereyim. Ya biraz sanki zor sürülüyorlarmış gibiler. Ama değil aslında. Heh. Şimdi şuna kıyasla bunun daha turuncu kaldığını görüyorsunuzdur. Bu Wet n Wild. Bu Revider'ı, bu da Inglot. Şöyle böyle bayağı mora kaçan bir pembe. Ben böyle ruja çok seviyorum. Daha sonra bunun numarasını da söyleyeyim. Bu 50 numara. 3,5 liraydı dikkatinizi çekerim. Daha sonra da şöyle bir bunu da hemen göstereyim. Şu an dudaklarımda olan ruj bu aslında. Ben çok hafifçe sadece belli etmek amacıyla dudağıma parmaklarını sürdüm. Bunu da şöyle. Bunun numarası da 107 numara. Ben bu ikisini çok sevdim. Hani şu an eğer bugün gidebilirsem Revive Rup'un ne denir ona? Önüne gidip birkaç tane daha rujunu almak istiyorum. Çünkü çok beğendim. Yapıları da çok güzel. Yani hani gördüğünüz gibi içinde pul yok ama hafif bir parlaklık veriyorlar. Çok güzeller. Satenimsi bir yapıdalar. Ben beğendim. Daha sonra Essence'den de bir lip liner aldım. Yani dudak kalemi aldım. Bu da 12 numarası Wish Me A Rose. Bunun çok güzel bir sürümü var. Ruj gibi zaten. Bunu da diğer rujlarımın altına sürerim. Ruj olarak kullanırım diye aldım. Gördüğünüz gibi pembe rengine takıntılı bir insanım. Böyle pembenin her rengini almayı seviyorum. Daha sonra gene Revive Rup'tan bir top kot aldım. Top kot ilk defa denedim. Hani bir alayım elimde bulunsun diye. Bu böyle biraz su gibi yapısı. Bilmiyorum top kotlar öyle mi oluyor? Bilginiz varsa söyleyebilirseniz çok mutlu olurum. Böyle bir ürün. Kapatamadım. Şöyle. Daha sonra bir de şeyden yine Rossmann'dan Ekotus fırçalarının zaten çok merak ettim ama böyle birdenbire setine 35 lira vermek istemiyordum. Onun yerine 10 liraya düşmüştü bu. Ya bu biraz karıştırma fırçası ve far uygulama fırçası arası bir şey. Bunu biraz karıştırma da yaparım diye aldım aslında. Şöyle güzel bir fırça olduğunu düşünüyorum. Sık kılları var. Şöyle. Beğendim bunu da. Böyle almış oldum. Daha sonra yine Revive Rup'tan şöyle tırnak beyazlatmak için olan kalemi aldım. Bunun işlemini çok iyi bilmediğim için denemek üzere aldım. Böyle. Benim indirim maceram bu şekildeydi. Eminim aldığım ve unuttuğum bir sürü şey vardır ama en azından bunlar bu şekilde. Küçük küçük şeyleri de artık söylemesem de olur diye düşünüyorum. Ben aldığım bütün ürünlerden memnun kaldım açıkçası.
Hiç öyle o bu neymiş dediğim olmadı. Şimdilik bazen daha ya zaten ilk defa deniyorum. Bu şekilde yorumlarınızı bekliyorum. Siz de Gret sindirimden neler aldınız? Zorluklar yaşadınız mı? Gret ile ilgili bir sürü kötü şey duyduğumuz için. Watsons'tan zaten hiçbir şey almadım bu sefer. Watsons'a girmedim bile. Watsons beni itiyor yani. Watsons'ı bilmiyorum. Yani bir tek Rimmel için gidiyordum. Rimmel'den de bu sefer ruj almak istemedim. Böyle Watsons'a hiç uğramıyorum. Bu şekilde benim alışveriş videom böyleydi. Artık kaç ay sonra bir dahaki indirimde bir alışveriş videosu daha çekerim herhalde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.